Sürdürülebilir kalkınmayı nasıl sağlayabiliriz? Başlıklı panelimizin moderatörü, sosyal sorumluluk danışmanı, Even for Us kurucusu Sayın Doktor Aylin Löle olacak. Konuşmacılarımız da Kalkınma Yatırım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sayın Seçil Yıldız, UNSTSN Türkiye Direktörü, Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Merkezi Müdür Yardımcısı Sayın Doktor Tamer Atabarut, Hedefler İçin İş Dünyası Platformu Başkanı Sayın Şükrü Ünlütürk, EYDK Başkanı Sayın Şafak Müderriski, Ar-Ge Danışmanlık Ortağı Sayın Doktor Erkin Erimez olacak. Sayın Löle, söz sizde efendim. Hoş geldiniz hem izleyicilerimiz hem değerli konuşmacılarımız. Hızlı nüfus artışı, endüstrileşme ve küreselleşme ile giderek artan tüketim neticesinde, tüketim kültürü neticesinde oluşan çevresel sorunlar doğadaki ekolojik dengeyi ciddi şekilde tehdit ediyor. Sizler de bunu görüyorsunuz zaten. Olağan üretim ve yaşam pratiklerimizle doğal kaynakların tahribatı, eşitsizlik, iklim değişikliği gibi sorunların üstesinden gelmemiz çok mümkün gözükmüyor. Ki pandemi deyimli yerindeyse bunun bir turnusolu oldu adeta. Bizi bir kez daha bu gerçekle yüzleşleştirdi. Kaynakların sınırlı, ihtiyaçların çok olduğu yeni dünya düzeninde işletmelerde kurumsal sürdürülebilirlik yaklaşımının olmadığı bir yapıdan söz etmek ne yazık ki mümkün değil. Gezegenimizin sınırlarını tehdit ederek doğal kaynakların bilinçsiz tüketildiği, iklim değişikliği baskısı ve çevre kirliliğinin her geçen gün arttığı bir dönem yaşarken karşı karşıya kaldığımız pandemi tüm bunları kavramamız için de bir dönüm noktası oldu bizler için. Sürdürülebilir konusunda sadece kağıt üstünde politikalar üretmek dönemini çoktan geride bıraktık. Gazetecilik deyimiyle şöyle diyebilirim. Hani tribüne oynayan işleri artık bir kenara bırakmamız gerekiyor fazlasıyla. Onun yerine küresel sorunlar karşısında gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler birlikte hareket etmeli. Bu bağlamda kamu ve özel sektör, sivil toplum kuruluşları, bireyler ve işletmeler topyekün aksiyon olarak mücadele etmeli. Maalesef zaman her geçen gün insanlığın ve gezegenimizin aleyhine işliyor. Tablo bu kadar karamsarken burada sürdürülebilirlik adına gerçekten politika üreten, değer yaratan, değişimi yöneten isimleri ağırlamaktan gurur duyuyorum. O yüzden bir kez daha mutluluğumu dile getirmek istiyorum. Sevgili Bahar'ın moderasyonunda hakikaten çok umut verici şeyler konuşuldu. Şimdi biz bunun devamında tekrar bu neler yapılabilir üzerine bir kafa yoralım, bir fikir jimnastiği yapalım istiyorum. Dediğim gibi çok değerli konuklarım burada. Ve ilk olarak sevgili Şafak Hanım'la başlamak istiyorum. Etki Yatırımı Danışma Kurulu Başkanı düzeltiyorum, Şafak Müderriskil. Ve ilk sorumu size yönelterek başlamak istiyorum. Başkanlığını yürüttüğünüz Etki Yatırımı Danışma Kurulu henüz 2021 Nisan ayında kuruldu. Ancak yani Kasım 2019'da UNDP tarafından yayınlanan Türkiye'de etki yatırımı ekosistemi raporu ile Mart 2021'de yayınlanan SDG Türkiye yatırım haritasına uzanan bir geçmişi var aslında. Siz de uzun yıllardır bu konunun Türkiye'de ön plana çıkması için çok büyük emek sarf ediyorsunuz. Hem danışma kurulunun kuruluş sürecinden hem de kurulun yol haritasından bize bahseder misiniz? Eylem planınızda neler var merak ediyoruz. Çok teşekkür ederim Aylin Hanım, bu nazik takdim için ve sorunuz için. Bu vesileyle tüm izleyenlere ve panelistlere de saygılarımı sunarım. Türkiye'de etki yatırımı konusunda ilk adımlar Nisan 2019'da Dışişleri Bakanlığı ve UNDP Türkiye Ofisi'nin Türkiye'de Etki Yatırımı Ekosistemi adlı raporu hazırlamaya karar vermeleriyle atıldı diyebiliriz. Türkiye'de etki yatırımı potansiyeli taşıyan, paydaşları haritalayan ve potansiyel ekosistemin ilk analizini içeren bu rapor, Kasım 2019'da Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin ve UNDP Özel Sektör Merkezi'nin de katkılarıyla yayınlandı. Etki yatırımı konusunda ülkemizde yapılan ilk yayın olan bu rapor, etki yatırımını yeni bir iş modeli olarak tanıtan ve ülke olarak bu alanda kapasite geliştirmemizi, sermayeyi etki ekonomisi bağlamında yönlendirmemizi ve dışarıdan sermaye çekmemizi öneren içeriğiyle önemli bir başlangıç noktasıdır. Bu rapora baktığımızda ülkemizde sürdürülebilir kalkınma gündemini gerçekleştirebilmek için öncelikli alanlar şöyle sayılmıştı: mültecilerin geçimi, kadınların güçlendirilmesi, finansal erişim, yenilenebilir enerji ve sağlık teknolojisi.
Covid-19 kriziyle karşı karşıya kaldığımız 2020 yılının ortalarından itibaren Türkiye'de etki yatırımı konusunda farkındalığın artırılmasını ve etki yatırımı ekosisteminin gelişmesini sağlayacak çok paydaşlı bir üst kurulun oluşturulması için de çalışmalar ayrıca başladı. Kasım 2020'ye gelindiğinde Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, UNDP Özel Sektör Merkezi, UNDP Türkiye Ofisi ve Etki Yap'ın katılımıyla oluşan Kurucular Kurulu, Etki Yatırımı Danışma Kurulu'nun kısa adıyla EYDK'nın sürecini başlatmış oldular. EYDK'nın kurulma süreci devam ederken UNDP Türkiye, Mart 2020'de 21'de Türkiye yatırımcı haritasını yayınladı. Bu çalışmada sürdürülebilir kalkınma amaçlarına uyumlu ve etki yaratan yatırımlar bağlamında yatırım fırsatı bulunan alanlar sayılmıştı ki bu alanlar teknoloji ve iletişim, ulaşım, yenilenebilir ve alternatif enerji, eğitim, sağlık, yiyecek ve içecek sektörü, tüketim maddeleri, altyapı ve finans sektörleri olarak sayılmıştı. Baktığımızda Etki Yatırımı Danışma Kurulu'nun en önemli fonksiyonu Türkiye'de etki yatırımı modelinin gelişmesini ve iyi işleyen bir etki yatırımı ekosistemi oluşmasını sağlamaktır. Küresel ortamda yatırımların giderek etki odağına evrilmeye başladığını, hatta etki ekonomisi kavramını giderek yaygınlaştığını dikkate alırsak, Türkiye'nin dünyadaki bu paradigma değişikliğini izlemesi ve gerekli adımları atması noktasında EYDK'nın farklı kesimlerden ve sektörlerden gelen paydaşlarıyla önemli bir rolü olduğunu düşünüyoruz. EYDK, kamu, özel ve üçüncü sektör bazlı çok paydaşlı yapısıyla bir yandan Türkiye'deki etki yatırımı modeli konusunda farkındalık ve kapasite geliştirilmesini sağlarken diğer taraftan da uluslararası ortamlarda Türkiye'yi temsil etmek üzere yapılandırılmıştır. EYDK geçtiğimiz günlerde ilk raporunu da yayınladı. Ve bu bir etkinleştirici olarak EYDK adını taşıyan bu rapor, veriye dayalı, sistemli ve şeffaf çalışma yaklaşımını benimsemekte. Söz konusu rapor, UNDP tarafından hazırlanan iki ülke raporuna, EYDK'nın Haziran ayında tamamlanan anket çalışmasına ve Ağustos ayı içerisinde bunların üzerine inşa edilen iki uluslararası yuvarlak masa toplantısının çıktılarına dayanmaktadır. EYDK'nın 2 yıllık eylem planını belirlerken stratejik öncelikleri oluştururken referans doküman olarak da kabul edilmiştir. Raporun bulgularına kısaca değinirsek, etki ekosistemini geliştirmek için bütüncül ve kapsayıcı bir yaklaşım gerekmekte. Bu yaklaşım dahilinde sürdürülebilir kalkınma amaçları bir bütün olarak ve birbirleriyle ilişki olarak ele alınmak durumunda. Diğer taraftan etki yatırımının temel ögeleri olan niyet, katkısallık ve etki ölçümü bağlamında farkındalık oluşturma ve kapasite geliştirme çalışmalarına ağırlık vermek ve özellikle etki ölçümü ve yönetimi konusunda beşeri sermaye oluşturmak önem taşımaktadır. Türkiye'nin önceliklerine uyum sağlamak anlamında Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı EYDK'nın öncelikli konularından birisi ve bu noktada etki yatırımı perspektifiyle katkı sağlamayı hedeflemektedir. Türkiye'de güçlü bir etki ekosistemi kurulabilmesi durumunda Orta Doğu ve Kuzey Afrika, Doğu Avrupa ve Orta Asya ve İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerine giriş içinde bir merkez olunabileceğini öngörmektedir bu rapor. Bu doğrultuda küresel bir paydaş ve bilgi ağı kurulması EYDK'nın asli görevlerinden bir tanesidir. Türkiye'nin potansiyelini ortaya çıkarma noktasında öncelikli olarak konumlandırılan amaçlar kadınların güçlendirilmesi, mültecilerin geçimi, nitelikli eğitim, iklim eylemi ve amaçlar için ortaklıklar, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, sanayi, yenilikçilik ve altyapı olarak karşımıza çıkmakta. Küresel etki sermayesinin sürdürülebilir bir şekilde Türkiye'de girişimlere aktarılabilmesi de önemli bir konu.
Bu noktada EYDK etki sermayesi arzının talep etrafındaki etki girişimleriyle buluşmasını amaçlamaktadır ve bu akışın sürdürülebilirliğini destekleyecek faaliyetlere ve ortaklıklara da eylem planı içerisinde yer vermektedir. Deyip sözü tekrar size teslim edeyim. Çok teşekkür ediyorum. Etki yatırımı ile ilgili ikinci turda tekrar sorularım olacak size, birazcık daha detaylı konuşalım diye. Şimdi hedefler için iş dünyası başkanı Şükrü Ünlü Türk'e dönüyorum. Başkanım, sizi burada bulmuşken şimdi hemen bunun üzerine bir konuşalım istiyorum. Avrupa Green Deal 2050 yılında Avrupa'nın ilk iklim nötr kıta olması hedefi doğrultusunda çok kapsamlı bir dönüşümü zorunlu kılıyor. Türkiye'nin en önde gelen ihracat pazarı olan Avrupa Birliği'nde üretim standartları değişirken sınırda karbon düzenlemesi gibi metotlarla ticarete de yeni kurallar getiriliyor. Şimdi bu hal böyleyken sınırda karbon düzenlemesi kapsamında getirilecek vergi ve ek maliyetlerin büyük ölçekli firmalar için önemli bir maliyet unsuru yaratması söz konusu. Ama iş sadece bununla da bitmiyor tabii ki. Onların tedarikçisi olan KOBİ'leri de etkileyecek bu durum ve çok yakından etkileyecek. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarının KOBİ'ler nezdinde de sahiplenebilmesi için yoğun çaba gösteriyorsunuz. Bu açıdan KOBİ'lerin rekabet gücünü nasıl arttırabiliriz? Nasıl hazırlanmalılar? Neler yapabiliriz? Biz sizden dinlemek istiyoruz. Çünkü ilk oturumda da konuşulurken hani bizim konuştuklarımız böyle başka bir dünyanın parçasıymış gibi algılanıyor ama aslında herkesi çok yakından ilgilendiren bir şey. Dediğim gibi hani KOBİ'leri bu işe nasıl dahil edeceğiz? Nasıl onları bu anlamda hazırlıklı kılacağız? Başkanım sizden dinleyelim. Çok teşekkür ederim. Merhaba herkese. Aynen Hanım, o kadar güzel sordunuz ve o kadar güzel problemi ortaya koydunuz ki artık bundan sonrasını yanıtlamak çok kolay. Çünkü tam yapmaya çalıştığımız iş bu. Bildiğiniz gibi Avrupa Yeşil Mutabakatı yayınlandıktan itibaren Türkiye'de gerek bakanlıklarda, gerek sivil toplum örgütlerinde, gerek meslek örgütlerinde yoğun bir şekilde bu konu çalışılıyor ve konunun tam söylediğiniz gibi çok yakın bir zamanda ihracatçılarımıza bir nevi gümrük birliği gibi ya da daha önceden olduğu gibi bir yeşil gümrük birliği uyumu gerektireceği konusu bayağı netleşti, açık bir hale geldi. En yakın olan da sınırda karbon düzenlemesi mekanizması. İkinci peşinden gelen de döngüsel ekonomi. Kaynakları nasıl kullanıyoruz ve nasıl geri dönüşüm, atıklarımızı ne yapıyoruz konusu da onun peşinden gelecek. Onunla ilgili de takvimi üzerinde çalışıyorlar. Yaptırımlar üzerinde çalışıyorlar. Bu konunun çok önemli bir kısmı sizin söylediğiniz gibi aslında büyük firmalar özellikle sınırda karbon düzenlemesi mekanizmasıyla birebir ihracatla uğraşacak olan firmalar bu konuda çok alert ve hazırlıklı ve bu konuda çalışmalar yapıyorlar ama problem büyük firmaların hazırlıklı olmasıyla bitmiyor. Çünkü onların bir karbon emisyon puanı ya da değerlendirmesi tedarikçileriyle birlikte kullandıkları enerji tipiyle birlikte olacağı için burada bütün tedarik zincirinin bu konuda davranması ve bir iş yapma biçimini değiştirmesi gereği var. Hedefler için iş dünyası platformu bildiğiniz gibi TÜSİAD, Türk Konfet ve UNDP'nin birlikte oluşturduğu bir platform ve esas olarak sürdürülebilir kalkınma amaçları iş dünyası arasında bir köprü diye tarif ediyoruz. Yani iş dünyasının, özel sektörün burada bu hedeflere ulaşmada çok önemli bir rolü olacağı düşünülüyor. Bu rol, bu görev Birleşmiş Milletler tarafından da altı çizilmiş bir görev. Dolayısıyla buna uğraşıyoruz. Esas tam bununla uğraşırken karşımıza Green Deal geldi. Dolayısıyla çalışmalarımız o anlamda da önemli bir biçimde bu yeşil mutabakata nasıl uyum yaparız'a yönlendirdik. Kapsamlı bir program hazırladık. Bu programın bir bacağı savunuculuk. Yani iş dünyasını bir araya getirelim ve kamuyla birlikte neler yapılması gerekli? İklim kanunu çıkarmamız lazım, Paris İklim Anlaşması'nı onaylamamız lazım gibi konulardan en azından ajandadan bir tanesi düştü. Bundan çok memnuniyet duyuyoruz. Bir sürü 55 civarında yönetmelik ve bir sürü de ayrıca belki de tekrar regülasyon ihtiyacı var. Bununla ilgili bir savunuculuk dediğimiz bir kısım var. Kamuyla birlikte ve özel sektörün bütün paydaşlarını kucaklayarak bu görüşmeyi yürütmek ve ilerletmek istiyoruz. İkincisi ise hedefler için iş dünyası platformu kendisini bir
think tank olarak değil ve think do tank olarak tarif ediyor. Dolayısıyla sahada şu ana kadar da epey bir çalışma yaptık. Yapacağımız sahadaki çalışmadaki ilk hedefimiz de şu anda üstünde uğraştığımız KOBİ'lerimizin, daha doğrusu OBİ'lerimizin, orta ve büyük işletmelerimizin sınırda karbon düzenlemesi konusunda farkındalığını yaratmak ve bu farkındalığını artırmak ve onlara bir şekilde ihtiyaçlarını tam doğru analiz ederek o ihtiyaçlara cevap verecek olan mekanizmaları yaratmak. Bir ölçme değerlendirme sistemi oluşturmak. Buna göre dönüşümü gerektiren konuların özel sektörde bir yol haritasını çıkarmak, ihtiyaç olan rehberlik ve danışmanlığı bir şekilde sunmak. Şu anda yoğun bir biçimde buna uğraşıyoruz. Burada keseyim ben de, nasılsa daha sonra bu konuya bir şekilde uygun görürseniz evet. döneriz, ama burada detaylı olarak bir saat konuşabilirim yani, çünkü tam üstünde çalıştığımız konu bu. Harika. İkinci turda o zaman birazcık daha bunun üzerine konuşalım başkanım. Memnun. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Ben şimdi Seçil Hanım'a dönmek istiyorum. Kalkınma Yatırım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Seçil Yıldız. Aslında sorumu uzun uzun tutmayacağım. Gayet kısa bir soru soracağım. Pahada ağır bir soru, öyle söyleyeyim. İş dönüp dolaşıp finansmana takılıyor her konuda olduğu gibi. Sürdürülebilir finansman kapsamında stratejik olarak öncelikli gördüğü alanlar neresi? Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın ve bu konuda yol haritanızda neler var, onları öğrenmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum Aydın Hanım bu güzel konferans için de, sunumunuz için de. İzin verirseniz öncelikle bankamızı kısaca ben tanıtmak istiyorum. Gerçi artık bir sürü paydaş, birçok paydaş çok iyi tanıyor ama ben sürdürülebilir kalkınma için aslında Kalkınma Yatırım Bankası olarak bugüne kadar neler yaptık? Biraz kısaca onu anlatarak konuşmaya başlamak istiyorum ki gerçekten çok ciddi bir tarihimiz var. Yaklaşık 46 yıllık tarihi boyunca aslında Devletin Kalkınma Bankası olarak faaliyet göstermiş olan bankamız, birçok kalkınma finansmanı kuruluşlarından çeşitli kaynakları yurt dışından ülkemize getirerek işletmelere de bu sürdürülebilir kalkınma yönündeki yatırımlarında finansman sağladı. Bu dediğim gibi 46 yıllık oldukça eski bir geçmiş ve 2018 yılında da yapılan bir kanun değişikliğiyle bankamızın çatısı altına yatırım bankacılığı ve Türkiye Kalkınma Fonu şapkaları da eklendi ve sürdürülebilir kalkınmada sadece konvansiyonel anlamdaki finansman değil, alternatif finansman araçları da ülkemize ve yatırımlara kazandırılmaya çalışıldı. Bu kapsamda en önemli girişimlerimizden birisi tabii ki Türkiye sermaye piyasalarındaki ürünleri çeşitlendirmek ve sermaye piyasalarını da biraz tabana yaymak. Çünkü Türkiye sermaye piyasaları ciddi anlamda bu anlamda bir gelişme açık durumdaydı. Sadece dediğim gibi konvansiyonel finansman değil, bu tarafta çok önemli. Her tür alternatif finansman aracını yatırımcılara bu etki yatırımları ya da işte döngüsel ekonomi, sürdürülebilir kalkınma boyutunda sağlayabilmek çok önemli. Tüm bunları tek bir çatı altında, bankamız çatısı altında müşterilerimize, işletmelere sağlamaya başladık. Dediğim gibi kalkınma fonu tarafında da bambaşka bir açıdan sermaye yaratmaya çalışan teknoloji girişimlerine ve kalkınmada öncelik hedefleyen firmalara bu açıdan da bir kaynak yaratmaya çalışarak hizmet skalamızı daha da genişletmiş olduk. Kalkınma bankacılığı alanında bugüne kadar 46 yıllık geçmişimizde uluslararası taraftan yurt dışından Türkiye'ye getirdiğimiz kaynakların miktarı 5 milyar dolar seviyesinde ve bunun yaklaşık 1/3'ünü de son 3 yılda ülkemize getirdik. Bu da çok ciddi bir finansman. Bunların tamamına yakını Türkiye'de sürdürülebilir kalkınmanın kalkınmayı önceliklendiren yatırımların finansmanında kullanıldı. Çünkü tamamı tematik kaynaklar ve bu anlamda işte yeşil ekonomiyi güçlendirmeye yönelik olarak bizlere tahsis edilmiş kaynaklar. Bu fonlarla neler yaptık? Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, istihdam, kadın istihdamı, göç gibi birçok kalkınma temasına dokunmaya çalıştık ve çevre ve sosyal açıdan da kurumları, kurumsal kapasitelere, işletmelerin, müşterilerimizin kurumsal kapasitelerini geliştirmeye çalıştık. Ve bunun sürdürülebilir olmasına da gerçekten ülkede öncülük yaptık diye düşünüyorum Kalkınma Yatırım Bankası olarak. Bize tevdi edilen bu sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda yurt içinde, yurt dışındaki paydaşlarla sürekli olarak temas içindeyiz ve bu anlamda da gerçekten farklı değerler yaratmaya çalışıyoruz. Onların önceliklerini, ülkemizin ihtiyaçlarını ve önceliklerini, yani temasal kaynakları getirirken tabii ki bir kaynakların bu anlamdaki
kendi motivasyonları, bir de ülkemizin ihtiyaçları çok belirleyici olduğu için her birisine toparlayarak aynı potada buluşturabileceğimiz temalar yaratmaya çalıştık. Bu sürdürülebilirlik aslında bizim bankanın gerçekten genlerinde olan, ruhunda olan çalışanlarının çok ciddi anlamda ve geniş deneyimli ekiplerle sürdürülebilirlik alanında adımlar atan bir banka, ama yazılı hale getirmemiz bizim 2020 yılında nasip oldu. Ama bunu yıllar itibariyle de zaten yapıyorduk. 2020 yılında ilk defa sürdürülebilirlik raporumuzu yayınladık ve entegre raporumuzu da yayınladık. Bundan da ayrıyeten mutluluk duyuyoruz. Bütün paydaşlarımızla bu raporların hazırlık sürecinde özellikle irtibat kurup öncelikli yol haritamızı belirledik. Yol haritası sorunuza istinaden de. Burada en ön plana çıkan temalar yenilenebilir enerji, enerji verimliliği her zaman olduğu gibi. Bu hem dünyada hem ülkemizde önceliklerden. Yine teknolojik girişimlerin ve girişimcilerin desteklenmesi. Kalkınmada öncelikli bölgelerin ve sektörlerin desteklenmesi, ki bu yurt içi kaynaklarla da çok ciddi, ciddi irtibatta olduğumuz bir tema. Ve tabii ki istihdam yaratmak ülkemizde. Bu anlamda Türkiye'nin kalkınma önceliklerini desteklemeye yönelik olarak yol haritamızda hem 2021-2023 stratejik plan çalışmasıyla hem de yönetim kurulumuzun onayıyla oluşturduk. Hali hazırda bizim kalkınma bankacılığı tarafında 3 stratejik amacımız var. Bunlardan birisi ithalat bağımlılığı yüksek, dış ticaret açığı veren, istihdama katkı oranı ve döviz geliri potansiyeline sahip öncelikli sektörlere yönelik finansman ürünlerini çeşitlendirmek. Ayrıca ülkemizin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamak amacıyla yatırımlara, demin de bahsettiğim gibi, her türlü yatırım bankacılığı ürününü de dahil etmek suretiyle her türlü finansal enstrümanı sağlamaya yönelik bir yapı oluşturmak. Tabii ki en önemli ilkemiz de düşük karbonlu ekonomiye geçiş, iklim değişikliğiyle mücadele, sorumlu üretim, tüketim, yoksulluğu ortadan kaldırma, çevresel ve sosyal etki yönetimi, etki yatırımı ekosistemini korumak gibi amaçlara hizmet eden projeleri desteklenmesi en öncelikli hedeflerimiz arasında en yukarılarda yer alıyor bütün bunları yaparken. Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasını sizin de demin çok güzel söylediğiniz gibi her yıl yeniden ve ilave kaynak yaratmak bizim bankamızın en önemli misyonlarından birisi ve bunun için de uluslararası finansman kuruluşlarıyla Dünya Bankası, Alman Kalkınma Bankası, Japon Uluslararası İşbirliği Bankası, Asya Altyapı Bankası ve İslam Kalkınma Bankası gibi önemli kuruluşlarla sürekli sürdürülebilirliğin finansmanına yönelik kredi anlaşması gerçekleştiriyoruz. Demin de bahsetmiştim. Son 20 yılda getirdiğimiz kaynakların 3'te 1'ini son 3 yılda ülkemize kazandırdık. Bu çok ciddi bir rakam. Ve daha fazla yeşil finansman getirebilmek için de gerçekten çok farklı temalarda üzerinde de çalışıyoruz. Sadece enerji verimliliği değil, artık çok daha farklı temaları, kaynak verimliliği, her türlü kaynağın verimliliği, su vesaire, bunları da kapsam dahiline alarak farklı temalarla da farklı kaynakları da ülkemize getirmek, yatırımları bu anlamda da desteklemek istiyoruz. Bu dönemde son 3 yıllık periyotta neler getirdik kaynaklar anlamında, çok kısaca ona da değinmek istiyorum. Dünya Bankası ile mesela 316 milyon euroluk bir kayıtlı istihdam yaratma kredisine imza attık. Yine 250 milyon ABD doları tutarında acil durum firma destek kredisi, 100 milyon ABD doları tutarında jeotermal enerji geliştirme projesi ve yaklaşık 40 milyon ABD doları tutarındaki de risk paylaşım mekanizması projelerini hayata geçirdik. Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan toplam 500 milyon dolarlık bir kredi imza attık. Burada hem yenilenebilir enerji, enerji verimliliği projeleri hem de COVID destek paketini hayata geçirdik. Yine bu lokal bir kaynağımızda ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan sağladığımız 18 milyar Türk Lirası tutarındaki uzun vadeli Türk Lirası yatırım taahhütlü avans kredisini firmalarımıza kullandırmaya başladık ve bu devam ediyor hali hazırda. İslam Kalkınma Bankası'ndan 200 milyon ABD doları tutarında temiz enerji ve enerji altyapısı kredisini kullandırmaya başladık. Japon Uluslararası Bankası'ndan 170 milyon ABD doları tutarında bir yenilenebilir enerji kredimiz, fonumuz var. Ve KfW'dan da 55 milyon euro tutarında hem belediye altyapı hem de güneş enerjisi kredilerini firmalarımızın yatırımları için tahsis etmeye başladık. Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altında 750 milyon lira tutarında bir bölgesel kalkınma fonu ve teknoloji inovasyon fonunu firmalarımızla buluşturmaya başladık. Bu da çok önemli bir gelişme, söylediğim gibi sermaye tarafında.
Banka olarak daha önce de belirttiğim gibi finansman tarafında kaynaklar gerçekten sürdürülebilir kalkınma prensiplerine hali hazırda uymak durumunda ve buna da uymaya da devam edeceğiz. Biz banka olarak sürdürülebilirliği dediğim gibi çok çok öncesinde aslında başladık. Yani sürdürülebilirlik kavramı bu kadar kurumların, kuruluşların ve dünyanın ajandasına gelmeden ama bunun iletişimini yapmıyorduk. Daha geri planda sadece işlerimizi yapmaya devam ediyorduk. Çok iş fokuslu gidiyorduk. Ancak son dönemde fark ettik ki sürdürülebilir kalkınmanın aslında iletişim de çok önemli bir boyutu. Ve iletişimle de hem firmaları hem diğer paydaşları gerçekten motive ediyorsunuz. Bu yüzden de bizleri yani Kalkınma Yatırım Bankası olarak çok daha fazla bütün bileşenlerimizle sürdürülebilirlik alanında çok daha fazla konuşurken bundan sonrasında göreceksiniz diye düşünüyoruz. Çünkü bunun gerçekten çok ciddi bir katkısı olduğunu. Kesinlikle öyle. İyi örneklerin paylaşılması gerektiğine yürekten inanıyorum. Hem ilham verici olması açısından hem teşvik edici olması açısından. O yüzden gerçekten kıymetli yaptıklarınız hem kapsamlı hem de çok kapsayıcı. Çok teşekkür ederiz. Devam edebilir miyim? Lütfen, lütfen. Şimdi tabii ki ülkemizde çok ciddi gelişmeler var dünyada da bu kapsamda. 2019 yılında yılı sonunda yayınlanan Avrupa Yeşil Mutabakatı gerçekten ülkemizin dış ticaret stratejisi ve sürdürülebilir kalkınma yolculuğu açısından çok çok önemli bir gelişme bizlerce de. Sürdürülebilir kalkınma anlayışı bu AB'nin bu yeni büyüme stratejisi ve yol haritası ile gerçekten çok daha etkili bir şekilde uluslararası ticaretin merkezine taşındı diğer panelistlerin de belirttiği gibi. Riskleri ve fırsatları doğru anlamak şirketler açısından proaktif aksiyonlarla bu yeşil dönüşümde avantajlı konuma gelebilmek çok çok önem taşıyor Şükrü Bey'in de demin belirttiği gibi. Özellikle ihracat yapan sanayicilerimiz açısından önem arz eden bu sınırda karbon düzenlemesi, yarattığı vergi yükü riskinin yanında aynı zamanda ülkemizin düşük karbonlu ekonomiye geçişi açısından da bizlerce de çok önemli bir fırsat niteliği taşıyor. 9 ana başlık altında 32 hedef ve 81 eylemden oluşan Yeşil Mutabakat Eylem Planı, ihracatımızda rekabetçiliğimizin korunması, sürdürülebilir yatırımların ülkemize çekilmesi ve düşük karbonlu ekonomiye geçişin desteklenmesi açısından gerçekten en önemli yol haritası. 14 Temmuz 2021 tarihinde yayınlanan sınırlı karbon düzenleme mekanizması ile demir, çelik, çimento, alüminyum, elektrik ve gübre gibi sektörlerde belirgin finansal etkiler oluşmasını biz de bankacılık sektörü olarak bekliyoruz. Ancak ülkemizde yayınlanan eylem planında söz konusu mekanizmanın enerji ve kaynak yoğun sektörlerimize etkilerini çalışmasından tutun da ulusal enerji verimliliği finansmanı mekanizmasının geliştirilmesine, ülkemizde yatırımların sürdürülebilirliğinin belirlemeyi hedefleyen mevzuatın hazırlığından, iklim değişikliği stratejisinin güncellenmesine birçok önemli aksiyonun planlandığını çok sevinerek görmekteyiz. Çok ciddi gelişmeler var bu anlamda ülkemizde de. Eylem planında yer alan aksiyon ve hedeflerin Yeşil Mutabakat kapsamında açıklanan politikalar, stratejiler ve mevzuat değişiklikleri dikkate alınarak belirlenmiş olması gerçekten uluslararası ticari ilişkilerimiz ve rekabetçi konumuz açısından çok ciddi, çok anlamlı hedefler olacak diye düşünüyoruz. Bu faaliyetlerin Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu bünyesinde yürütülmesine biz de banka olarak üzerimize düşen görevi yapacağız. Zaten çalışma gruplarında da yer almaya başlayacağız. Bu yeşil dönüşüm başlığı altında yapılacak işte döngüsel ekonomi geri dönüşüm teknolojileri, yeşil üretime yönelik Ar-Ge çalışmaları, çevre dostu üretime yönelik yatırımlar destekleniyor olacak. Yeşil OSB ile Yeşil Endüstri Bölgesi sertifikasyon sistemi tamamlanacak bildiğiniz gibi. Sıfır atık uygulamalarını çok önemsiyoruz. Bu hane halkında kapsayacak şekilde yaygınlaştırılarak üretimde atık ithalatının azaltılmasına yönelik tedbirler alınacak. Bunların hepsi çok kapsamlı gerçekten ülkemiz adına çok önemli gelişmeler, çok büyük adımlar. Yeşil dönüşüm yolculuğunda ülkemizin rekabetçinin korunması anlamında da çok önemli adımlar. Gene yatırım bankacılığı faaliyetlerimiz kapsamında da daha çok biz banka olarak sürdürülebilir borçlanma araçlarının ya da sürdürülebilir hisse senedi tarafındaki araçların buna ilişkin finansman ekosisteminin geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Ve buna yönelik olarak da ürünler geliştirmeyi, ülkemizdeki mevzuatı da bu yönde geliştirmeyi hedefliyoruz. Mesela geçen sene Türkiye'deki ilk düşük karbonlu ekonomiye geçiş tahvilinin ilk ihracın aracılığını biz yaptık. Transition tahvili olarak Türkiye'deki ilk uygulamasıydı. İzninizle
sözünüzü keseceğim. Buna ikinci turda tekrar devam edelim tamam. Detaylı. Çünkü diğer konuklarımızı da bekletmek istemiyorum ve zamanı herkes için adaletli kullanmak adına bölmek durumunda kalıyorum sizi. Çok özür dilerim. İsterseniz cümlenizi tamam. Tamamlayın. İkinci turda tekrar devam edelim bunun tamam. Üzerine. Ben özür diliyorum. Estağfurullah. Görünüyor ki hani biz bugün bunu bitiremeyeceğiz. Konuşacağımız çok şey var. Umarım tekrar bir araya gireriz ve tekrar bunun üzerine beraber konuşabiliriz. İnşallah. Çok teşekkürler Aylin Hanım. Şunu belirteyim. Yani kalkınma bankacılığı tarafında zaten 46 yıldır yaptığımız işleri, yatırım bankacılığı tarafında da sürdürülebilir ürünler tarafında çok ciddi geliştirmeyi hedefliyoruz. Mevzuatlara katkıda bulunuyoruz. Bu transition tahvili, Türkiye'nin ilk transition tahvili çok önemli bir adımdı. Bunların devamı gelecek bankamız tarafında. İkinci turda devam edeceğim. Ben özür dilerim. Çok güzel gelişmeler. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler Seçil Hanım. Ve Tamer Hocam'a dönüyorum. UNSDSN Türkiye Direktörü, Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Merkezi Müdür Yardımcısı olarak. Tamer Hocam hep üzerine konuşuyoruz. Konuşmakla da kalmayıp özel sektör, akademi ve kamu üçgeninde projeler de yapıyoruz. Kuveyt'ten Senegal'e, Türkiye'nin dört bir köşesinden Kosova'ya kadar. Bunu şimdi size sormak istiyorum. Sürdürülebilir kalkınmayı odağına almak isteyen ve içselleştirmek isteyen şirketler, kurumlar nasıl bir değişim süreci yaşamalılar? Bu dönüşümü nasıl sağlamalılar? Sizden dinleyelim. Aylin Hanım, öncelikle hem size hem de seçkin konuşmacılarımıza selamlayarak başlamak istiyorum. Teşekkür ederim söz verdiğiniz için. Turkuaz grubuna da bu güzel organizasyon içinde teşekkür ediyorum. Evet, sizin de birlikte de gerçekleştirdiğimiz birçok aktivite ve projeler var. O projelerde de baktığımızda birçok paydaşın bir araya geldiğini görüyoruz. Ve paydaşlar da ne kadar iyi bir iletişim içinde olursak ve aynı zaten tema üzerinde yol kat edebilirsek başarılı olduğunu görüyoruz. Şu anda halihazırda Türkiye direktörünü yapmakta olduğum UNSDSN özelinde de bakacak olursak aslında bu bir network zaten. Birleşmiş Milletler İnisiyatifi olarak 2012 yılında dönemin Genel Sekreteri Ban Ki-moon ve Profesör Doktor Jeffrey Sachs'ın girişimleriyle kuruluyor ve bu ağın öncelikli hedefi sürdürülebilir kalkınmayı sağlayabilmek için çözümler üretmek ve bu çözümlere yönelik teknolojik gelişimleri sağlamak ve aynı şekilde de eğitimler düzenlemek. Bunu düzenlerken de bu network'teki aslında bilgi birikiminin her tarafa eşit olarak gitmesi, gelmesi ve birlikte üretmek üzerine kurulmuş durumda. Dolayısıyla biz de şu gün günümüzde eğer yeşil dönüşümden bahsediyorsak, burada iş birliklerinin çok önemli olduğuna ben inanıyorum. Zaten sürdürülebilir kalkınma amaçlarının 17.si de bildiğimiz üzere amaçlar için ortaklıklı olarak belirlenmiş durumda. Şimdi bir yol haritasından bahsedecek olursak, aslında iş dünyasının veya kurumların niye sürdürülebilirliğe heves duyması, buna ilgi göstermesi gerekiyor diye şöyle düşünecek olursak, tabii ki temelinde, özünde eğer biz yaşanabilir bir dünya istiyorsak, çocuklarımıza, gençlerimize bunu vermek istiyorsak, tabii ki bu aslında ulvi olarak hepimizin görevi. Ama onun dışında şirketler bağlamında düşünecek olursak, kurumlar bağlamında düşünecek olursak, burada çeşitli faktörler var. Bu faktörlerden bir tanesi düzenleyici mekanizmalar veya işte kanun koyucular, regülasyonlar ki bununla ilgili olarak gerek Şükrü Başkanım gerek Seçil'in Green Deal ile ilgili atıflarda bulundu. Ve bu atıflarda da zaten düzenlemeler geliyor. Düzenlemeler Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin çok ihracat hacminin de yüksek olduğu, ithalat ihracat hacminin de yüksek olduğu bir işbirliği ortağımız olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla oradan gelen regülasyonlar var. Ama yine Temmuz ayından itibaren ülkemizde de yayınlanmaya başlayan yine buna yönelik bazı düzenlemeler, yol haritaların olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ilk etapta yani bu kanun koyucular, regülasyonlar bizi ve kurumları bunlara zorluyor olacak. Bir diğer faktör tabii ki yatırımcılar. Yine Şafak Hanım ve Seçil Hanım buna çok önemli üzerinde durdu. Zaten şu anda halihazırda ESG'ler ya da işte çevre, sosyal ve iletişim boyutunda baktığımızda kurumların ki bununla ilgili herhalde Erkin Bey biraz sonra kurumlarla ilgili karneler de yayınlıyorlar. Onlara da değinecektir. Dolayısıyla böyle bir performansı yatırımcılar da arıyor. Yani sürdürülebilirlikle ilgili bir şeyler yapmamız gerektiğini. Hissedarlar bunun yine peşinde. Müşteriler artık günümüzde işte Y kuşağı, Z kuşağı, X kuşağı yani gençler arasında daha fazla buna ilgi olduğunu ve talep olduğunu görüyoruz. Eğer bir ürün satacaksanız bir hizmet üretip piyasaya vereceksiniz.
Bunun alıcıları bunlarla ilgili sizlerin neler yaptıklarınızı merak ediyorlar. O yüzden de kurumsal sürdürülebilirlik iletişimi giderek daha fazla önem kazandığını görüyoruz. Bir diğeri de tabii ki çalışanlar. Çalışanlardan da çok ciddi olarak talepler gördüğünü. Çünkü çalışanların özellikle bazı sektörlerde, hizmet sektöründe, perakende sektöründe çok fazla sirkülasyon olduğunu biliyoruz. Onları daha fazla kuruma bağlamak için de yine sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir kalkınma amaçlarını kullanabiliriz. Çünkü böyle bir beklenti var. Yani baktığımızda bunun hepsini irdeleyecek olursak demek ki bizim bir topyekun bir değişim, dönüşüme ihtiyacımız var. Ve bu nerede başlıyor? Aslında zihinlerimizde başlıyor. Yani bizim buraya dokunmamız lazım. Buna dokunmak için eğitime ihtiyacımız var. Yani yaşam ve eğitim olgusu dünyada giderek önem kazanıyor. Dolayısıyla sadece belli bir dönem içinde aldığımız eğitimler değil, eğitimleri tazelememiz, güncelleştirmemiz gerekiyor. Bu yüzden de gerek örgün eğitimde, gerekse daha sonra yaşam ve eğitimde bunlara ağırlık vermemiz gerekiyor. Bizim STSN Türkiye ve Boğaziçi Üniversitesi, ki Boğaziçi Üniversitesi 2014 yılından itibaren Türkiye Ağı'nın ev sahipliğini yapıyor. Düzenlemekte olduğu birçok sertifika programları var, kurumlara özel eğitimler var. 14 yıldır düzenlediğimiz kurumsal sürdürülebilir sertifika programı var. Bu programlar giderek ilgi uyandırdığını da görüyorum. Ayrıca sektör olarak da bu programlara talebin de arttığını görmek beni mutlu ediyor. Yakın bir zamanda mesela otomotiv sektörüyle ilgili kapalı bir grup, hatta 2-3 grup şu anda hazır halde bu eğitimlere başlayacağız. Yani ben topyekun bir değişim, dönüşüm gerekiyor. Burada zihinsel yaklaşımlar önemli. Üst yönetimin cesaretlendirmesi, üst yönetimin inancı ve oradan başlayarak bütün çalışanlara kadar gidecek olan bir yol haritası çizmemiz gerekir deyip ilk etapta. Çok güzel toparladınız. Çok teşekkür ediyorum Tamer Hocam. Bana da güzel bir asist yaptınız. Hemen şimdi Erkin Bey'e döneceğim. Doktor Erkin Erimez, ARGE danışmanlık ortağı ve hazır böyle karnelerden yol açılmışken, söz açılmışken hemen karneden devam edelim diyorum ben. ARGE'den Yönetişim Akademisi olarak her sene sürdürülebilir yönetişim karnesi açıklıyor ve şirketlerin sürdürülebilirlik çalışmalarını değerlendiriyorsunuz. Bu rapor nasıl bir tablo ortaya koyuyor ve sürdürülebilir kalkınmayı hayata geçirebilmek için hangi adımları önceliklendirmek gerekiyor? Erkin Bey, sizden dinlemek istiyoruz. Öncelikle davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi bahsettiğiniz çalışma sadece Türkiye'ye yönelik değil. Dünyadaki en son yaptığımız çalışma 212 tane sürdürülebilirlik bildiri diyeceğimiz kuruluşun içinde yer aldığı. Amerika, İngiltere, Almanya, Çin, Hindistan, Güney Afrika ve Türkiye'yi kapsayan bir çalışma. Burada seçilen şirketlerde ülkelerin sürdürülebilirlik endeksinde ya da dünyaca kabul görmüş sürdürülebilirlik endeksinde bulunan ve bahsettiğimiz ülkelerin borsalarında işlem gören şirketler. Yapılan çalışma da tamamen halka açık veriler üzerinden yapılan bir çalışma. Buradaki temel amacımız şunu anlaşılmasını sağlamak. Aslında her şeyin temelinde yönetişim yapıyor. Yönetişim dediğimiz şey nedir? Doğru karar mekanizmalarının var olması. Yani karar verici yapıların şirketlere, kurumlara yön göstermesi, doğru yönü göstermesi ve gidilen yolun doğruluğunu denetlemesi üzerine çalışıyor. Biz de bunu anlamaya çalışıyoruz. Ama bunu anlarken oldukça detaylı bir perspektiften bakmaya çalışıyoruz. Bir kere öncelikle bu şirketlerin belli konularda politikaları var mı? Bunu anlamaya çalışıyoruz. Politikanın olması adım atmanın ilk bacağı. Çünkü aslında politikanız olmazsa, yönünüzü belirlemezseniz, ne yapacağınızı bilmezseniz ilerlemeniz mümkün değil. Ondan sonra bu politikaların hangi mekanizmalar tarafından onaylandığını incelemeye çalışıyoruz. Yani bu alttan gelen bir inisiyatifse en üst yönetimin, en tepedeki karar vericinin, hissedarın, pay sahibinin, temsilcileri bunu onaylamıyorsa bahsettiğimiz sürdürülebilirlik konularında ilerlemek mümkün değil. Çünkü bugün bir yatırım yaptığınızda bunun etkilerini belki uzun yıllar içerisinde alacaksınız. O zaman hiçbir yönetici şirkette ömrü 5 yıl, 10 yılla sınırlı olan bir kişi bu kararı tek başına veremez. Belki vermek de istemez gün sonunda çünkü kişilerin orada bahsettiğimiz yöneticilerin kazançları da şirketin karlılıklarıyla orantılı. Ben uzun vadeye dönüş olacak bir işe yatırım yaptığım zaman aslında kendi kazancımdan, primimden vazgeçmiş oluyorum. Onun için bu işte hissedarların, pay sahiplerinin rolü çok önemli.
Biraz önce arkadaşlarımız bahsettiler finans sektörünün etkisi. Finans sektörünün etkisi de pay sahipleri kadar kritik. Çünkü aslında onlar da bir tür regülasyon görevi görüyorlar, regülatör görevi görüyorlar. Onlar açısından da özellikle kaynak sağladıkları yatırımlarda kaynağın geri ödenmesi, yani riskin doğru yönetilmesi önem kazanıyor. Bu da işin bir boyutu ki zaten hatırlayacaktır arkadaşlar. 2000'li yılların ilk yarısından itibaren Ekvator prensipleri diye bir prensipler ortaya konuldu. Gönüllü prensipler. Şu anda bildiğim kadarıyla 70 tane ya da 100'e yakın banka şu anda bunları imzalamış vaziyette. 37 ülkeden. Türkiye'den henüz imzacımız yok ama benim de yönetim kurulu üyesi olduğum Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi UNGC'nin bir bankacılık çalışma grubunun hazırladığı sürdürülebilir finans ilkeleri var. Bunu 7 banka imzaladı. Diğer bankaların da imzalamasını istiyoruz. Bu şekilde aslında bir anlamda hem kaynak sağlamada standartizasyon, hem risk yönetiminde iyileştirme, hem de bir anlamda rekabet eşitliği yaratmanın faydalı olduğunu düşünüyoruz. Ve bu çalışmanın sonuçları aynı zamanda bize kurumların ne kadar kapsayıcı bir yönetişim yaklaşımı uyguladıklarını söylüyor. Burada kapsayıcılık çok önemli. Çünkü sonuçta aslında kurumlar tek başlarına pay sahiplerinin malı değil. Kurumlar aslında toplumların malı. Ta 1600'lü yıllarda ilk defa İngiltere'de ticaret hukuku mantığı ortaya çıkarken bakarsanız yazılanlara ve o günden bu yana gelen tüm ticaret kanunlarına aslında kurumların toplumun malı olduğunu görürsünüz. Çünkü bir kurumun başına bir şey geldiği zaman onun tedarikçileri zarar görüyor. Mal sattığı insanlar zarar görüyor. Çalışanlar zarar görüyor. Ve çalışanlardan ya da bu bahsettiğimiz gruptan iş yapan herkes zarar görüyor. Aslında bir zincir etkisi yaratıyor. O zaman bizim açımızdan baktığımızda şirketleri ayakta tutmak çok önemli. O halde paydaşlarımızı da dikkate alarak bir bütün olarak değerlendirmemiz gerekiyor süreçlerimizi, stratejilerimizi. Ve bunu yaparken de aslında bir taraftan etki bazlı düşünmek gerekiyor. Yani örneğin ben bir enerji şirketiyim dediğim zaman ilk etapta yarattığım ürün diyelim ki elektrik. Elektriği hepimiz evimizde kullanıyoruz ama aslında esas yarattığı katkılardan bir tanesine baktığınız zaman ülkenin kalkınmasına katkı yapıyorsunuz siz. Çünkü sizin ürettiğiniz enerji sanayide kullanılıyor. Yeni girişimleri destekliyor. Yani bunun birincil ve ikincil etkileri var. Bütün bunları yaparken de paydaşlarla birlikte düşünmek gerekiyor. Çünkü ürünü üretirken de etrafınızı etkiliyorsunuz. Bunu nasıl yöneteceksiniz? Neler yapılabilir, neler yapılamaz? Bütün bunların hepsi de bir kaynak ihtiyacı doğuruyor. Burada demin söylediğim gibi en zor büyük zorluklardan biri, bunu kamu kesiminde de görüyoruz biz. Bugün var olan kaynağı gelecekteki bir risk için, ne zaman olacağını bilmediğimiz bir risk için yatırım yapmak zorundasınız. Bu her zaman gerek pay sahibi tarafında, gerekse vatandaş tarafında, kamu üzerinde bir baskı yaratıyor. Ama bu sene yaşadığımız orman yangınlarını düşünün. Sadece Türkiye değil, bütün Güney Avrupa yandı. Amerika'nın kuzeyinde ciddi yangınlar çıktı. Şimdi böyle baktığınız zaman iklim değişikliği bir gerçek. Ve biz buna önlem almadığımız zaman sonucu çok daha kötü olacak. Ekonomik tarafını bir kenara koyuyorum şu anda. O açıdan hani bunun bir şekilde ortaya konması lazım. Bunu da bakmaya çalıştık o araştırmada. Yani ne kadar paydaşlarını katarak yapıyorsun bu işi. Ve bir üçüncü konumuz da orada. Bütün bu deneyimlerinden öğreniyor musun? Yani öğrendiğin şeyleri kendi sistemin içine tekrar hayata geçiriyor musun? Çünkü sonuçta aslında gelişme öğrenmeyle oluyor. Yani bu inovasyon dediğimiz şey kendi içimizden de kaynaklanabilir yaratıcılıktan ama başkalarındaki bir takım gelişmeleri görerek onları uygulamaktan kaynaklanabilir. Ya da yaptığımız işlerde edindiğimiz deneyimlerden yola çıkarak bir takım dönüşümler yapmak. Bir dördüncü konumuzda şunu sorguladık. Dedik ki sen gelecek için bir hedef tanımlıyor musun kendine? Mesela Amerika'da ismini vermeyeyim çok büyük bir gıda şirketi var. 2050 yılında tedarik zincirinde yer alan üreticilerin, tarım üreticilerinin karbon emisyon seviyenin nerede olması gerektiği üzerine çalışma yapmış, yayınlamış ve bunu nasıl sağlayacağını onlarla birlikte anlatmış. Bu çok büyük bir taahhüt. Bunu yayınladığınız noktada artık sizin paydaşlarınız gelip sorabilir bunu. Sen böyle demiştin, neden yapmadın?
Ve böyle bir perspektiften bir anlamda 360 derece değerlendirme perspektifinden baktık. Şimdi aslında gerçekten şunu söyleyebiliriz. Dünyada lider olan kurumlar aynı zamanda bu işi bir gelecek fırsatı olarak değerlendirip bir anlamda işlerini büyütmek, karlılıklarını geliştirmek için yol haritası olarak görüyorlar. Zaten aslında sürdürülebilirliği birçok kurum Türkiye'de ne yazık ki büyük. Dünyada da belki böyle baktığınızda bir yan iş olarak görüyor. Halbuki sürdürülebilirlik yeni bir kalkınma mıdır? Yeşil mutabakat dediğiniz şey sadece bir çevre koruma çalışması değil aslında. Baktığınız zaman önümüzde 2050'ye kadar olan süreçte Avrupa'nın kalkınma planını tanımlıyor. Ve bu Avrupa'nın kalkınma planında iş ortaklarını da dönüştürmek var. Şimdi böyle bir bakış açısıyla şirketler bunu değerlendirmedikleri sürece gelişmeleri ve ilerlemeleri, rekabet etmeleri şansı kalmıyor. Buna uyum sağlayamayan yapılar da dünya acımasız yok olup gidiyor. Demin Tamer'in söylediği çok önemli bir şey var. Dikkat edin, artık iş dünyası değişiyor. Tanımladığımız işlerin bir kısmı yok oluyor. Bunun bir kısmı teknoloji kaynaklı olarak gelişiyor. Bir kısmı yepyeni konuların devreye girmesiyle ortaya çıkıyor. Ve yaşam boyu eğitim konusu çok önem taşıyor. Yani üniversiteyi bitirdim, ben artık mesleğimi aldım diye bir kavram yok. Ve önümüzdeki 20 yıllık, 30 yıllık süreye baktığımız zaman bir takım mesleklerin hiç kalmayacağını görüyoruz. Bu da bir sürdürülebilirlik konusu. Çünkü aslında biz refah sağlamak zorundayız baktığımızda. Bu hem özel sektör hem kamunun birlikte düşünmesi gereken bir yol olarak çıkıyor. Bu çalışmada bu konuştuğumuz kapsamda bir değerlendirme yaptık. Ve amacımız en iyiyi bulmak değil bizim aslında. Amacımız iyi örnekleri ortaya koyarak insanların, kurumların gelişimini sağlamak. Çünkü insanlar ancak örnek gördükleri zaman gelişip adım atabiliyorlar. Yoksa bu iyi, bu kötü dediğimiz zaman o zaman bir motivasyon sıkıntısı oluyor. Biz bunu başka karne çalışmalarında da yaşadık ve bunun faydasını gördük. Gerçekten ciddi adımlar atılıyor. Hatta yani dünyanın en önemli kurumlarından Unilever dedi ki bize bu raporu bize yollayın. Yönetim kurulunda biz bunu tartışalım dedi. Bu bizim için de çok önemli, gurur verici bir gelişme baktığınız zaman. Ve burada amacımız dediğim gibi hem Türkiye'de hem dünyadaki iyi örnekleri ortaya koyarak farklı alanlardaki bunların insanlara ilham vermesini sağlayarak yeni bir yol haritası çizmelerini desteklemek. Türkiye'de bu konuda çok az sayıda iyi kurum çıktı ne yazık ki. Ağırlıklı olarak baktığımız zaman bu konuda iyi adım atan ülkelere Amerika, İngiltere, Almanya gibi ülkeler öne çıktı. Güney Afrika bu konuda biraz daha önde. Bunun temel sebebi de orada yönetişim konusunda biliyorsunuz çok değerli bir insan var. Profesör Mervyn King. Onun etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Çin, Hindistan henüz o seviyelerde değiller ama adım atmak zorundalar. Çünkü başka türlü değer zincirinde yer bulmayı şansları gözükmüyor. İsterseniz devamını ikinci turda konuşalım. Evet, bir virgül koyalım. Gerçekten hani bir gazetecinin en çok hoşuna gideceği cümleleri kurdunuz. Bütün manşetleri attınız yani bugün gazetesinin, öyle söyleyeyim. Çok çarpıcıydı söyledikleriniz ve hakikaten de kulağımıza küpe yapacağımız bir sürü de şey paylaştınız. Çok çok teşekkür ediyorum. Bütün objektifliğiyle ayrıca. Şimdi izninizle ikinci tura dönmek istiyorum. Tekrar Şafak Hanım'la devam edeceğim. Etki Yatırımı Danışma Kurulu Başkanı sevgili Şafak Hanım'a soracağım. Etki yatırımı sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında nasıl bir rol oynuyor? Öncelikle bir onu öğrenmek istiyorum sizden. Etki yatırımı modelinin dünyadaki ve Türkiye'deki hacmi ve gelişimi ne düzeyde? Biraz bundan bahsedelim. Sonrasında da Türkiye üzerinde etki yatırımı konusunda fırsatlara ve zorluklara değinirseniz, bir küçük girizgah yapmıştık başında ama şimdi biraz daha böyle detaylı sizinle birlikte bunun üzerine konuşalım istiyorum. Evet, etki yatırımı hem sadece Türkiye için değil, dünya için de yeni bir kavram baktığımızda. Ben çok fazla kavramsal bilgiye girmeden Türkiye'deki ve dünyadaki görünümü ne değinmek istiyorum. Dünyada 2000'li yılların başında konuşulmaya başlamış bu kavram ve Birleşmiş Milletler'in 2015 yılında sürdürülebilir kalkınma amaçlarını ilan etmesiyle birlikte dünya gündemine oturmuş durumda. Aslında sürdürülebilir kalkınma amaçları iklim değişikliğinden yoksulluğun giderilmesine kadar 17 temel amaç ve 169 alt başlıkla
etki yatırımlarının en önemli referans noktasıdır diyebiliriz. Etki yatırımı dediğimiz model sürdürülebilir kalkınma amaçlarına uyumlu her sektörde ve işte uygulanabilen bir model olarak karşımıza çıkıyor. Bu modelde bir yatırımdan finansal getiri elde etmeyi hedeflerken aynı zamanda pozitif ve ölçülebilir sosyal ve çevresel değer yaratmak ve bunu para cinsinden ifade etmek suretiyle bu değeri bilançoya dahil etmekten söz ediyoruz. Böylece yaratılan sosyal ve çevresel etki o yatırımın bir yan işi ve talihi konusu olmaktan çıkıyor. Yatırımın kalbine, stratejisine yerleştirilmiş oluyor. Erkin Bey bu konuda çok güzel örnekler verdi. Ayrıca teşekkür ediyorum. 2015 yılında 15.2 milyar dolarlık bir potansiyelle dünya gündemine giren etki yatırımlarının hacmi 2020 yılı ortasında 715 milyar dolara ulaşıyor. Sonra bakıyoruz IFC'nin Haziran 2020 yılında yayınladığı bir rapor var. Dünyadaki etki odakları yatırımların tamamını, toplamını 2020 yılı sonu itibariyle 2.3 trilyona ulaşmış durumda ifade ediyor IFC. Görüyoruz ki COVID-19 süreci aslında etki yatırımlarına daha da ivme kazandırmış. Şunu unutmamalıyız ki küresel sorunların çözümünde özellikle de gelişmekte olan ülkelerde kamu yatırımları ve filantropi kadar, hayırseverlik kadar özel yatırımların da bu alana çekilmesiyle ancak sürdürülebilir kalkınma mümkün olabilecek. Bugün artık bir yatırımdan elde edilecek finansal getiriyle birlikte o yatırımın toplum ve çevre üzerindeki, gezegen üzerindeki etkileri de soruluyor, konuşuluyor. Dünyada finans sistemleri, hukuk sistemleri, sosyal ve çevresel etki kriterlerini esas alarak değişiyor ve dönüşüyor. Türkiye özeline baktığımızda şu anda dünya nüfusunun ve ekonomisinin %1'ine tekabül eden bir ülke olduğunu düşünerek bu sektördeki yerini almasını bekliyoruz elbette ki. 2015 öncesine baktığımızda bize yakın bölgelere bakarak biraz rakam vermek istiyorum. Etki yatırımlarında Kuzey MENA bölgesi dediğimiz Kuzey Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde %2'lik, Doğu Avrupa ve Orta Asya bölgesinde %6'lık bölgesel paya sahipken etki yatırımları 2015 ile 2019 yılları arasında her iki bölgede birleşik yıllık büyüme oranı %43'ü bulmuş. Hızla gelişen bu sektörde Türkiye'nin de doğuyla batı arasında bir köprü görevi gördüğünü düşünürsek aslında etki yatırımlarını katalize etmek ve sermaye çekmek ve yabancı sermaye çekmek noktasında büyük potansiyele sahip olduğunu görmekteyiz. Bu anlamda Orta Doğu ve Kuzey Afrika, Doğu Avrupa ülkeleri ve Orta Asya ülkeleri ve İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerine ulaşmak için ümit vadeden bir giriş noktası olarak kabul edilebilir ülkemiz. Türkiye'de etki yatırımlarında arz durumu nedir? Ona bir kısaca size sunmak istiyorum. Ağırlıklı olarak arz tarafında kalkınma finansmanı sağlayan EBRD, IBRD, IFC gibi yabancı kuruluşlar ve tabii ki milli kuruluşlarımız var. Demin Seçil Hanım da çok güzel ifade etti. Bu kurumların kalkınma hamlelerini gerçekleştirecek projelere yatırım yaptığını görüyoruz. Bankacılık sektörümüze baktığımızda çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunma konusunda güçlü bir eğilim var. Örneğin 2019 yılında 6 büyük Türk Bankası Birleşmiş Milletler Çevre Programı finans girişimi tarafından desteklenen sorumlu bankacılık ilkelerini benimseyen ve 47 trilyon doların üstünde varlığı yöneten 130 bankanın da imzacısı olduğu bir programın parçası oldu. Ve buna benzer birçok başka girişim de var. Türkiye'de özel sermayede bir miktar ilerleme kaydedildiğini görüyoruz. Ancak erken aşamadaki işletmeleri finanse etmek için risk sermayesi kanalının halen nispeten eksik olduğu gözlemleniyor.
Diğer taraftan gelişmiş ekonomilere kıyasla daha genç bir nüfusa sahip olduğumuz için ekonomide nispeten genç bir sosyal girişimci ağını destekleme potansiyeline sahibiz. Bu da iyi haber. Kamu sektöründe KOSGEB ve TÜBİTAK gibi kurumların erken dönem yatırımlarına giderek daha fazla kaynak ayırdıklarını görüyoruz. Kaynak ayırırken de aslında etki ölçümlemesi ve yönetimi kriterlerini de getirmeye başladıklarını, bunları araştırmaya başladıklarını görüyoruz. Bu da iyi bir haber. Yine vakıflara bakalım. Biliyorsunuz ülkemizde çok uzun yıllara dayanan bir vakıfçılık kültürü var ve bu aslında çok önemli bir kaynak. Yaklaşık 6.000 vakıf var Türkiye'de ve bu noktada etki yatırımlarına yönlendirilebilecek büyük meblağlarda varlıkları yönetiyor bu vakıflar. Vakıfların özellikle karma finansman araçlarından da yararlanılarak onların da devreye sokulmasıyla etki yatırımlarının sağlanması anlamında önemli bir potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz. Bir de talep tarafına bakalım Türkiye'de. Girişimcilik tarafında 2010-2018 yılları arasında melek yatırım ve risk sermayesi finansmanında 488 milyon doları topladığını görüyoruz ve ülkemizde yılda yaklaşık 550 girişimin kurulduğunu görüyoruz. Sosyal girişimcilikte ülkemizde çoğu ve imalat sektöründe olmak üzere 9.000'den fazla sosyal işletme bulunmaktadır. Her ne kadar bu konuda bir mevzuatımız olmasa da sosyal işletme diyorum, hani hukuken tanımlanmamış olsa da doğru. Pratikte onun adı sosyal işletme. Sosyal girişimcilerin %43'ünün genç nüfus, %55'inin kadın nüfus, %83'ünün de yüksek öğrenimli demografiden olması dikkat çekiyor. Etki yatırımında kolaylaştırıcı rolü olan bir kesim daha var. Bunlar da üniversitelerimiz, teknoparklar, inkübasyon merkezleri, hızlandırıcı programlar da bu ekosistemin önemli aktörleri arasında sayılabilir. Bir de fırsatlara ve tehditlere değinip bitireceğim konuşmamı. Türkiye için bu alandaki fırsatlar genç ve dinamik bir nüfusa sahip olmamız. Yine hayırseverlik kültürü, daha önce bahsettiğim gibi büyüyen girişimcilik ekosistemimiz gelecek vaat ediyor. Ülkemizin jeopolitik konumu birçok alanda olduğu gibi etki yatırımı alanında da aslında bir avantaja dönüştürülebilir. Ve gelişen sosyal girişimcilik ağı ve kolaylaştırıcı ortam da bize umut veriyor. Zorluklara da bakarsak etki yatırımı bilincinin düşük olması, bu konuda bir kapasite geliştirilmemiş olması henüz bir zorluk olarak karşımıza çıkıyor. Risk sermayesi fonları, melek yatırımcılığı, startup gelişimi gibi konuların biraz Avrupa Birliği ortalamasının altında seyretmesi bir başka nokta. Sosyal girişimcilik mevzuatının olmaması demin dediğim gibi bir zorluk ve bu konuda bir mevzuat düzenlemesi yapıldığı takdirde özel sektöre mal olabilecek bir konu olacak ve ciddi bir potansiyel yatıyor orada. Kesinlikle. Ve en sonuncusu da kredi arzında etki taahhütünün ve ölçümünün olmaması. Özellikle bir hibe verildiğinde, kredi verildiğinde etki ölçümü ve yönetimi konusunda herhangi bir kriterler setinin, standartının verilmemiş olması, verilmiyor olması da bir zorluk. Ama bu konuda bir farkındalık oluşmaya başladığını görüyoruz. Bu da sevindirici bir haber. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Hakikaten reji arkadan böyle küçük hatırlatmalar yapıyor. Zamanı açtık, hızlıca toparlayalım diye. Ama o kadar keyifli ve o kadar kapsamlı anlatıyorsunuz ki hiçbirinizin sözünü kesmek istemiyorum. Hani sabaha kadar sizi dinleyebilirim keyifle, ama hem izleyicileri işlerinden alıkoymamak hem de sizlerin zamanını daha fazla almamak adına hızlıca bir toparlama rica edeceğim. Ve tekrar Şükrü Başkanım'a döneceğim. Hedefler için iş dünyası platformundan bahsederken Türk Konfet TÜSİAD ve UNDP'nin 2019'da
iş dünyası ve sürdürülebilir kalkınma amaçları arasındaki köprüyü kurmak ve iş dünyasının sürdürülebilir kalkınmadaki rolünü güçlendirmek misyonuyla hayata geçirildiğinden bahsettik. Bir küçücük giriş yapmıştık. Bu misyon doğrultusunda özel sektör sürdürülebilir kalkınmaya nasıl destek olabilir? Ve hedefler için iş dünyası bunu gerçekleştirmek için neler yapıyor? Kapanışı buradan alalım sizden. Neler yapabilir sorusundan başlayalım. Demin çok kısaca bahsetmiştim. Aslında sürdürülebilir kalkınma amaçlarının ortaya konduğu 2015 yılında bunun lansmanında, duyurulmasında çok önemli bir fark vardı. 2000 yılı da ortaya konan 1000 yıl hedeflerine göre. 2000 yılında özel sektör bir paydaşlardan biri olarak tanımlanıyordu. Hedefler bu 2015 yılındaki bu 17 hedef ortaya konarken özel sektör bu işin ittirici gücü en önemli ajanlarından bir tanesi olarak tanımlandı ve bu çok vurgulandı. Çok da mantıklı çünkü sonuç olarak yatırımların çok büyüğünü ve ekonomik faaliyetlerin çok önemli bir kısmını bugün tüm dünyada özel sektör yaptığı için özel sektörün iş yapma biçimi, özel sektörün yatırımlarını nasıl yaptığı, mevcut kaynakları nasıl kullandığı, ne yaptığı bütün bu sürdürülebilir kalkınma amaçlarıyla birlikte son derece iç içe bir konu. Bütün bu yaptıkları içerisinde niye bunu yapsın konusu başlangıçta sadece bir sorumlu dünya vatandaşı açısından giderken şimdi bütün konuşmacılar müthiş bir şekilde şuna vurgu yapıyorlar. Aslında bu bir seçenek tercih olmaktan çıkmış bir zorunluluk haline gelmiş durumda. Erkin Bey'in söylediğine Avrupa Yeşil Mutabakatı ile ilgili bir tane ekleme yapacağım. Bu artık 2050 yılının sanayi stratejisi. Yani sadece çevre, işte aman çevremizi koruyalım falan gibi konular değil. Gerçekten önümüzdeki dönemin iş yapma standartları belirleniyor. Yani ya bununla ilgili olacaksınız, ya bu oyunun içinde oyunu bu kurallara göre oynayacaksınız, ya da oyunun dışında kalacaksınız. Zaten oynarsanız ancak nitelikli çalışanları çekebilirsiniz. Yani çalışanlarınız, çünkü artık özellikle yeni kuşak yaptıkları işte aynı zamanda bir amacının da peşinde. Yani bir evrensel bir katkıyı da arıyorlar. Eğer siz bu kurallara uymazsanız avantajlı finansman olanaklarını, başta avantajlı finansman olanaklarına erişemeyeceksiniz. Ama arkasında belki de finansmana erişmeniz gittikçe daha güç hale gelecek. Dolayısıyla bunlara yapmazsanız yarın belki sınırda karbon vergisiyle karşılaşacaksınız. Bir rekabet avantajını yitireceksiniz. Dolayısıyla burada bu bir zorunluluk. Özel sektörün de bu işi üstlenmesinin hem çıkarsal bir yönü var hem de bir yaşamsal yaşamın ekosistemin devam etmesi için de hayati bir rolü var. Biz ne yapıyoruz? Biz aslında temel çalışma alanlarımız var, program alanlarımız var. 3 program alanında çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi iklim değişikliği ve afetlere dayanıklılık, işletmelerin dayanıklılığı. İkincisi işletmeleri geleceğe hazırlama. Bu da kapasite geliştirme gibi konular. Üçüncüsü de kapsayıcı büyüme. Yani kimseyi geride bırakmayalım. Dezavantajlı grupların da bir şekilde ekonomiye kazandırılmasını, hatta şimdi bir proje üstünde çalışıyoruz. Yeşil dönüşümle ihtiyaç olacak alanlara kazandırılması nasıl olabilir diye düşünüyoruz. Burada da aslında 4 farklı biçimde faaliyetimiz var. Bunlardan bir kısmı araştırma ve analiz. Yani burada raporlar yayınlıyoruz. Mesela ARGE danışmanlıkla işbirliği yapıyoruz. Anadolu grubuyla işbirliği yapıyoruz. Değişik raporlarımız var. İkinci kısmı savunuculuk diyorum. Bunu daha önce de anlattım. Ne yapılması gerekli bu anlamda? Özellikle mesela şimdi iklim kriziyle ilgili çok uğraşıyoruz. Orada da bir önemli bir IPCC raporundan sonra bence bu konu önemli bir başka bir farkındalık noktasına geldi. Dolayısıyla kamuyla ilişkileri bu şekilde bu savunuculuk ekseninde yürütüyoruz. Doğal olarak daha önce bahsettiğim farkındalık artırma ve farkındalık geliştirme konusunda özellikle o bir düzeyinde sürdürülebilirlik, sürdürülebilir kalkınma amaçları ve iklim kriziyle ilgili çok ciddi webinarlar düzenliyoruz, toplantılar yapıyoruz. O konuda bir çalışmamız var.
En son çalışma alanımız da kapasite geliştirme. Bu da COBİ'leri geleceğe hazırlama kapsamında. Mesela burada Visa ile bir işimi yönetebiliyorum programımız var. Yaklaşık 2000 tane COBİ'ye dokunduk ve işleri nasıl daha iyi yaparız, kaynakları nasıl daha iyi kullanırız, nasıl karlı bir firma oluruz? Özetle anlatabileceğim bir aşamalı bir eğitim programı var. Burada bir daha bana söz gelmeyebilir. O yüzden ayrılalım. İzninizle şu daveti yapacağım. Platformun şöyle bir özelliği var. Platform yapısı itibariyle paydaşlara çok açık. Ve platformda zaten konuyla ilgili bütün tarafları bir araya getirmeyi açıklıyor. Mesela döngüsel ekonomi çalışma grubunda 20 ayrı kurumla birlikte çalışıyoruz. Değişik STK'larla çalışıyoruz, meslek örgütleriyle çalışıyoruz. Dolayısıyla her anlamda işbirliğine çok açığız. Herkesi davet ediyoruz. Lütfen sizleri davet ettiğimiz gibi bir de bu davetimizi etki alanınıza iletin. Çünkü birlikte davranmazsak bu çok önemli ve güç meselenin altından kalkmak çok zor görünüyor. Çok teşekkür ediyorum katılımcılara da, dinleyenlere de, panelistlere de çok değerli katkıları için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum Şükrü Bey. Hem değerlendirmeleriniz için hem bu güzel çağrınız için hakikaten birlikte yürüyeceğiz. Birlikte yol alacağız. Başka bir yolu yok bunun buradan. Başka bir yol alma şansımız yok ne yazık ki. Ben tekrar Seçil Hanım'a dönmek istiyorum. Biraz yarım kalmıştı ama bir hemen başka bir soruyla da önce bir girişi yapayım istiyorum. Etki Yatırımı Danışma Kurulu'nun kurucu üyesisiniz aynı zamanda ve geçen hafta da Türkiye'de etki yönetimi çalışma prensiplerini imzalayan ilk kuruluş oldunuz. Şimdi bu imza hem siz hem de Türk bankacılık sistemi açısından ne ifade ediyor? Bir onu öğrenmek istiyorum. Çok yeni bir çünkü. Bankanın iş yapış biçiminde projelere bakışında ne tür değişiklikler, yenilikler getirecek? Kapanışı da sizinle bu soru üzerinden yapalım isterim. Tamam. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Sizin de belirttiğiniz gibi biraz hızlandıracağım ben de konuşmamı, kusura bakmayın. Yavaş söylemek istiyorum çünkü. Dünyadaki 138 kuruluşun 138.si olduk biz bu etki yönetimi çalışma prensiplerini imzalayan. Türkiye'den de ilk kuruluş olduk. Tabii ki banka olarak biz etki yönetimi sistemlerini çok önemsiyoruz ve bu prensipleri de uluslararası perspektifte sürekli olarak geliştirilebilen ve iyi uygulamaların da örnek alındığı bir referans noktası olarak görüyoruz. Türkiye'de etki yatırımı modelinin gelişmesini ve iyi işleyen bir etki yatırımı ekosisteminin oluşturulmasını amaçlayan Etki Yatırımı Danışma Kurulu'nun da kurucu üyelerinden birisiyiz. Şafak Hanım da az önce belirtti zaten ilk bölümdeki konuşmasında. Bu anlamda da gerçekten Türkiye'de örnek teşkil edecek, sürdürülebilir kalkınmaya hizmet edecek ikinci çok önemli bir işe daha imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Bildiğiniz gibi bizim bankamız Kalkınma Bankası olarak mevduat toplamıyor. Kaynaklarını Uluslararası Kalkınma Finansmanı kuruluşlarından sürdürülebilir büyümedeki yatırımları finanse etmek için tematik kaynaklar olarak temin ediyor. Bizim ülkemizin sürdürülebilir kalkınma öncelikleri doğrultusunda iklim finansmanı, kaynak verimliliği, sağlık, akıllı ve sürdürülebilir şehirler, eğitim, sürdürülebilir tarım ve turizm konuları gerçekten çok önemli. Finansman tarafında da işletmelerimizin bu taraftaki sürdürülebilir yatırım projelerini desteklemeye çalışıyoruz. Biz banka olarak ilaveten neler yapıyoruz etki yatırımları anlamında? Ocak 2020 itibariyle oldukça kapsamlı bir çevresel ve sosyal politika ve çevresel sosyal risk değerlendirme prosedürü yayınladık. Burada kredi desteğinde bulunacağımız tüm şirketlerin kredi tutarından bağımsız olarak, Türkiye'de bunu yapan tek bankayız diye düşünebiliriz, kredi tutarından bağımsız olarak prosedüre uygun olmasını ve belirlediğimiz hedefleri karşılamasını bekliyoruz. Bu prosedürler hem Dünya Bankası standartları hem de IFC performans standartları ile uyumlu bir biçimde. Dolayısıyla hali hazırda zaten etki yatırımı bakış açısıyla uyumlu bir sisteme sahibiz kendi analiz süreçlerimizde. İç prosedürlerimizde etki yatırımlarını zaten destekliyoruz ve bu yatırımlar sayesinde de gerçekten demin Şafak Hanım çok güzel anlattı etki yatırımlarını. Bir defa daha aynısını söylememe gerek yok aslında. Gerçekten finansal getirilerin yanı sıra sosyal ve çevresel kazanımlar sağlanılmasına çok önemsiyoruz. 46 yıldır da dediğim gibi bunu yapmaya çalışıyoruz. Tam da bu hedefimiz doğrultusunda aslında firmalara sağladığımız finansmanlarda büyüklükten bağımsız bu analizleri yapıyoruz. Firmalara bu çevresel sosyal yönetişim sistemlerinin geliştirilmesi için yol haritaları hazırlıyoruz, sunuyoruz danışmanlarla beraber. Sonrasında da kredi vadesi süreci boyunca sadece bununla da yetinmeyip
Müşterilerin bu performansını izliyoruz ve ne kadar uygulayıp ne kadar yerine getirip getirmediklerini izliyoruz ki bu da gerçekten hem etki yatırımlarının hayata geçirilmesi hem de finansmanın bu anlamda tiklerinin atılması anlamında çok ciddi bir adım bizim için. Banka olarak her alanda sürdürülebilirlik hedeflerine tam olarak hizmet vermek istiyoruz. Bu anlamda 2019 yılı sonunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile birlikte Türkiye Kalkınma Fonumuzu kurduk. Demin de bahsettim, Bölgesel Kalkınma Fonu, yine teknoloji inovasyon fonlarını hayata geçirdik. Bunlarla beraber hem ülkemizin teknolojik dönüşümü hem de sürdürülebilir kalkınma tarafında ciddi destek sağlıyor olacağız. Ayrıca bu etki prensiplerini sizin de belirttiğiniz gibi ilk ve tek kurumuz şu anda Türkiye'den imzalayan, inşallah daha da çoğalacağına inanıyoruz önümüzdeki dönemde prensipleri imzalayan kuruluşların. Prensiplerin de küresel standartları doğrultusunda proje finansmanı ve kalkınma faaliyetlerimizi etkilensiyle daha fazla disiplin, şeffaflık ve ölçülebilirlik sağlayarak yönetmeyi hedefliyoruz. Şu anda 33 ülkeden demin de belirttim 138 imzacı var ve biz de 138. imzacı olan kuruluşuz. Aslında gerçekten sürdürülebilir sorumlu bankacılık faaliyetlerimizi yürütmeye devam ediyoruz. Türk finans sektöründe de önemli bir oyuncu olarak bu anlamda sahip olduğumuz dönüştürücü gücün aynı zamanda üzerimize düşen bu sorumluluğun fazlasında farkındayız. Çok kısa bir iki cümleyle şeyi söyleyeyim. Bir, finanse ettiğimiz yenilenebilir enerji verimliliği, kaynak verimliliği projeleri ile yıllık yaklaşık 3 milyon tonluk sera gazı emisyonunun atmosfere salımını engelliyoruz. Bu çok ciddi bir rakam. Aynı zamanda yenilenebilir enerji tarafında finanse ettiğimiz, finansman desteği sağladığımız projeler yaklaşık 2800 megawatta ulaştı ülkemizde. KOBİ'lere sağladığımız sosyal etkiler de var. Bunlar çevresel etkiler. Sosyal etkiler çok daha aslında kapsamlı, çok daha büyük. 2008 yılından itibaren bu anlamda kullandırdığımız APEX kredi programları ile yaklaşık 7500 ek istihdam yarattık. Bizim finanse ettiğimiz hiçbir yatırımda ölümlü uzuv, kayıplı iş kazası, büyük endüstriyel kaza, çevre kazası yaşanmadı. Finansman sağladığımız tüm müşterilerimizde şikayet giderme mekanizması kuruldu ve paydaş katılım planları hazırlandı. Bunlar çok çok büyük etkiler diye düşünüyorum hali hazırda ülkemizde. Kesinlikle öyle. Tekrardan çok kısacık özetlemek gerekirse ve kapatmam gerekirse bankamızın kuruluş ve varoluş amacına da uygun şekilde sürdürülebilir kalkınma hedefleri, döngüsel ekonomi ve etki yatırımları prensipleri her zaman bizim en önemli kılavuzumuz ve rehberimiz. Bundan sonrasında da böyle olacak ve gerçekten bu işin ruhunu kavramış oldukça deneyimli ekibimizle ülkemizde bu yatırımların artması için de önümüzdeki dönemde de var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ben tekrardan bu güzel webinar için sizlere, Turkuaz Medya Grubu'na, çok değerli panelistlere ve tüm Haziran'a saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Tekrarlarını diliyorum. Teşekkür çok teşekkürler Seçil Hanım, değerli katılımlarınız ve paylaşımlarınız için. Ben Tamer Hocam'a dönmek istiyorum. Son oturumda ve son sorumu kendisine yöneltmek istiyorum. Şimdi SDS'nin 2016 yılından beri yayınladığı küresel sürdürülebilirlik raporları ile ülkelerin kalkınma amaçlarını gerçekleştirme konusunda performansını değerlendiriyor. Bu bağlamda dünya ve Türkiye'nin karşılaştırmasını soracağım. Gerçi biraz bahsettik hani geldiğimiz durumdan hani orasından bir özet geçtiniz ama bunun akabinde de hemen şunu bağlamak istiyorum. Şimdi ülkemizde imzalanması gündemde olan Paris İklim Anlaşması. Gelmişken size bunu sormadan ayrılmak istemem açıkçası buradan. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarının hayata geçirilmesi konusunda nasıl bir etki yaratacak? Dünyada bu anlaşmayı imzalayan ülkelerde nasıl bir değişim yaşandı? Onu sizlerden duymak istiyorum. Teşekkür ederim Aylin Hanım. Önce küresel raporlardan biraz bahsedeyim o zaman. Bizim globalde 5 yıldır düzenli olarak her yıl yayınladığımız ülkelerin performansını izlediğimiz raporlar var. Bu raporlarda sürdürülebilir kalkınma amaçlarının 17'sini tek tek ülke bazında takip ediyoruz. Ve bunları yaparken de açık kaynaklar, erişebildiğimiz kaynaklara kullanıyoruz. Aynı zamanda da kamuda yayınladıkları istatistik bilgilerine de değiniyor. Dolayısıyla tarafsız bir gözlem raporu nitelendirilebilir. Bu raporlarda baktığımızda, gözlemlediğimizde Kuzey Avrupa ülkelerinin ilk sıralarda olduğunu görüyoruz. Yani kendi aralarında bazen sıralama değişiyor. Ama son yıl baktığımızda Finlandiya'nın birinci sırada olduğunu, daha sonra İsveç ve Danimarka'nın geldiğini görüyoruz.
Türkiye bu sıralamada 70. sırada. Maalesef tabii ki arzu ettiğimiz yerde bulunmuyor. Kategoride değil, evet. Finlandiya mesela aldığı puan olarak baktığımızda 86 puan olarak değerlendirilmiş. Türkiye'ninki 70.4 olarak yer alıyor. Burada verdiğimiz yani bir karne gibi düşünecek olursak biz de işte sarı, yeşil, kırmızı, turuncu renkler olarak veriyoruz renk kodunda. Bu renk kodunda baktığımızda yine Türkiye'nin karnesinde yeşil olan bir yer yok yani. STG bu 17 tane sürdürülebilir kalkınma amacının hiçbirisinde bu noktaya gelememiş durumdayız. Bazı ilerleme kat ettiğimiz yerler var ama yani bunlarla performansımızı daha üst tarafa çekmemiz gerektiğini gösteriyor bize. Peki dünya genelinde böyle yemyeşil olan bir karne var mı? Az önce söyledim mesela bu Kuzey Avrupa ülkeleri. Onlarda da yok yani tamamen yeşil olan veya çoğunluğu yeşil olan bir performans gösterememiş durumdayız. Ayrıca bu yıllara sahip olarak yaptığımız çalışmada baktığımızda 2020 yılından itibaren sürdürülebilir kalkınma endeksinin globalde değerinin aşağıya doğru düştüğünü görüyoruz. Bu da öncelikli olarak tabii korona, COVID-19 nedeniyle 2019'dan sonra başlayan bir yansıma olarak değerlendirildi. Ve ilk defa yani sürdürülebilir kalkınma amaçlarının yayınlandığı 2015 yılından sonra ilk defa bu endeks eksiye doğru, aşağıya doğru yöneldi. Halbuki biz ne diyoruz? 2030'a kadar bu amaçları yerine getireceğiz diye. Ve bundan uzaklaşmış durumdayız son bir sene içinde. Bunu niye önemli altını vurguluyorum? Çünkü eşitsizliklerin arttığını görüyoruz. Yani işte iş gücünün maalesef aşağıya doğru düştüğünü ve buna bağlı olarak hem ülkeler içinde hem ülkeler arası bölgeler arasında adalet ve refah konusunda geriye düştüğümüzü bu rapor gösteriyor. Buradan yine bir bağlamda bakacak olursak tabii sürdürülebilir kalkınma amaçlarından 13.'sü iklim değişikliğiyle ilgili ve bununla ilgili mücadeleyi bize gösteriyor. Bu noktadan da Paris Anlaşması'na bağlayacak olursak Paris Anlaşması aslında zaten Birleşmiş Milletler'in ortaya koyduğu çerçeve anlaşma olarak önem kazanmış ve 2015 yılında aslında taraflar arası yapılan toplantıda kabul edilip 2016'da 22 Nisan'da yani Dünya Günü'nde özellikle 22 Nisan Dünya Günü'nde New York'ta kabul edilen bir anlaşma. Ülkemiz aslında 2016 yılında buna imzalıyor fakat taraf olmak için meclisten geçmesi lazım. Bu meclisten geçme sürecini uzatmış durumdaydı Türkiye. Bunda da bazı tereddütleri vardı. Tereddütleri de aslında Kyoto protokolüne, yani bir önceki düzenlemeden geliyor. Orada sınıflandırılırken Türkiye gelişmiş olan ülkeler kategorisinde olduğundan bazı finansal enstrümanlara ulaşmakta sıkıntı duyuyordu. Şimdi son Cumhurbaşkanımızın da New York'ta müjdesini verdiği bu işte meclise gelmesi beklenen anlaşmada 3 milyar dolarlık bir fondan bahsediliyor. Çeşitli uluslararası fon kaynaklarıyla. Bu tabii bizler için ümit verici bir şey. Çünkü sanayinin dönüşmeye ihtiyacı var. Özellikle KOBİ'lerin, yani büyük şirketlerin özellikle bu yeşil mutabakat çerçevesinde hazırlıklar yaptıklarını görüyoruz. Özellikle yine bir enerji kaynaklarına daha fazla yöneldiğini mutlulukla görüyoruz. Ama KOBİ'lerde bir dönüşüm lazım. KOBİ'lerdeki dönüşümü de işte Şükrü Başkan'ın söyledi bazı eğitim programlarıyla, bazı mekanizmalarla desteklemek lazım. Bunun için de kaynak gerekiyor. Bu kaynağı burada yararlanabilirsek bir hızlı bir adım atabiliriz diye bakıyorum. Aynı şekilde diğer ülkeler genelinde de bakacak olursak Avrupa Birliği burada dinamo görevi üstlenmiş durumda. Paris Anlaşması'nın en önemli bayrak tutucularından bir tanesi. Herkes zaten şu anda Glasgow'da yapılacak olan işte zirveye de kilitlenmiş durumda. Dolayısıyla şöyle genel olarak söyleyecek olursam Paris Anlaşması'na Türkiye'nin meclisten geçerek taraf olması bizim hem bir vicdani borcumuz, bir vatandaşlık olarak bizlerin de beklediği bir şey. Bir yandan da sanayimiz için bir avantaj kazandıracağına ben inanıyorum. Aksi takdirde bunu imzalamasaydık hem işte karbon emisyon ticaretini zaten bir parçası olmakla ilgili sıkıntılarımız var. Yine düzenlemeler bağlamında sıkıntımız olacaktı. Dolayısıyla Paris Anlaşması'nın böyle bir ivme kazandıracağına inanıyorum. Yine Cumhurbaşkanımız 2053 yılına doğru bir hedef gösterdi.
karbon nötr olmakla ilgili de bir çalışma olacağını da gözlemliyoruz. Dolayısıyla bunlar bütün hepsi hem bizim akademik olarak takip ettiğimiz ve STSN olarak da katkı sağlamaya çalıştığımız bir yol haritası. Dolayısıyla mutluluk diyoruz bu gelişmeler. Çok teşekkür ediyorum Tamer Hocam değerli katkılarınız için. Ve Doktor Erkin Erimez'le kapanışı yapacağım izni olursa. Son sorum, bir şirket ya da kurum açısından iş yapış biçiminin merkezine sürdürülebilir kalkınmayı koymak şirkete neler kazandırıyor? Aslında tüm katılımcılar bununla ilgili görüşlerini paylaştı ama dediğim gibi manşeti atmak yine size kaldı. Bir kısaca bize toparlarsanız kapanışı bunun üzerinden yapalım isterim. Tabii ki aslında ilk konuşmamda da değinmiştim bu konuya. Öncelikle şunu söylememiz lazım. Sürdürülebilirliği stratejinin merkezine aldığınız zaman iş yapış biçiminde bu konuyu sistemin içine dahil ediyorsunuz ve insanlar hayatları ile ilgili karar verirlerken bu konuları da değerlendiriyorlar. Sürdürülebilirlik hayatımızın bir parçası aslında. Yani bunu işin dışında düşünmemiz doğru olmaz. Şükrü Bey dedi ki haklı olarak yeni nesiller geliyor, çalışacakları şirketlerin sorumlu olmasını istiyorlar. Şimdi şirket stratejisi açısından insan kaynağını yönetmek önemli bir konu. Çünkü insan kaynağı aslında bizi geleceğe taşıyan yapı. Ne kadar kaliteli insan kaynağıyla çalışırsak o kadar iyi sonuç alma ihtimalimiz var. Veya riskleri yönetmek açısından önemli. Yani şöyle düşünün, siz bir bölgede üretim yapıyorsunuz. Su ana girdilerinizden bir tanesi. Şimdi bu girdiyle ilgili durumu doğru değerlendirmezseniz bazen bütünsel düşünerek sadece kendinizi iyileştirmek yetmeyebilir. Çevreyi iyileştirmezseniz üretim yapamıyor olabilirsiniz. Bunun örnekleri yaşandı dünyada. Yani çok büyük bir içecek şirketi Hindistan'da 3 tane fabrika kurdu tarım alanı yakınında. Suyu çok fazla çektiği için tarım yapanların kuyularının derinleşmesi gerekti. Maliyetler arttı. Onlar da gittiler devlete şikayet ettiler, lobi yaptılar. Sonra da politikacı şöyle baktı. Orada çalışan toplamda 5.000 kişi, burada benim oy aldığım 200.000 kişi. O zaman dedi ki kapatın bu fabrikaları dedi. Ne oldu? O yatırımınızı kapatmak zorunda kaldınız. Bir anda durum değişti. İlave yatırım yapmanız gerekti. Şimdi bunu stratejinin merkezine koymazsanız bunları göremiyorsunuz. Göremediğiniz zaman da verdiğiniz kararlar aslında faydalı gibi gözükse de zaman içerisinde kayboluyor. Ya da şirketler gittikleri yerlerde toplumu da geliştirmenin gerektiğinin farkına varmaya başladılar. Çünkü aslında kalkınma dediğimiz şey topyekin olan bir şey. Hem eğitim anlamında bir kalkınma yaratmanız lazım. Yani günümüzün iş dünyasını düşünün, kalifiye elemana ihtiyacımız var bizim. Yani fabrikada artık çok basit ilkokul mezunu işçiyi çalıştıramıyorsunuz. Orada kullandığınız teçhizatta gerçekten bilgili insanlara ihtiyaç var. Öyle olunca da onların da geliştirilmesi gerekiyor. Yani strateji dediğimiz şey bir bütün olarak şirketin ve ülkenin büyümesine katkı yapan bir şey. Kârlı olmayı ve rekabetçi olmayı sağlıyor size. Bir örnek daha vereyim. Bakın Puma 2010 yılında bir çalışma yaptı. Environmental Profit Loss diye bir çalışma yaptı. Yani çevresel kar zarar hesabı. Ve şunu gördü. Dedi ki yani benim bütün bu yapılan çalışmada müşteriye kadar gittiğim zaman tedarik zincirimdeki bütün etkim %4 ile sınırlı. %96'sını benim altımdakiler, işte demin bahsettiğimiz tedarik zincirimiz içindeki KOBİ'ler, büyük şirketler yapıyor. Peki ben bunları düzeltmezsem eğer, örneğin pamuk ekimini bir şekilde güvence altına almazsam, pamuk ekilen yerler iklim değişikliği dolayısıyla ekilemez hale gelirse, yani tohumları dayanıklı hale getirmezsem 2050'de 10 milyar nüfus olacak, 10 milyar tane tüketici potansiyelim var. Ben bunları nasıl mal satacağım? Bir takım girişimlerde bulundu. Aslında bu bir risk yönetimi, işini güvence altına alma gibi bir bakış açısı olarak düşünebilirsiniz. Bir anlamda karlılığınızı güvence altına almak demek bu. Şimdi bir kurum kar etmeden yaşayamaz. Yani hiç kimseye siz hiç kar etmeden çalışın diyemezsiniz. Sonuçta sermayeyi yatıran kişi risk alıyor. Riskinin karşılığını almak istiyor. Onun için hani sürdürülebilirlik dediğimiz şey de bir önceki seferde söylediğim gibi bir kalkınma modeli ve bu kalkınma modeline uyum sağlamamız gerekiyor. Çünkü buna uyum sağlayamazsak dünyada kalmayacak çünkü bir süre sonra. O yüzden hani şirketlerimizin
sürdürülebilirliği bir yan iş değil, hayatlarının bir parçası olarak düşünmesi ve karar mekanizmaları içerisine bunu katmaları gerekiyor. Bazı durumlarda riske rağmen bir takım adımlar atılması gerekebilir ama en azından bunun yaratacağı etkinin de bilincinde olarak hareket etmeyi gerektirebilir. Çünkü doğacak sonucu farkında olursanız ona göre de hazırlık yapabilirsiniz. Benim söylemek istediğim bu kadar. Bu arada bir küçük bilgilendirme de yapmak istiyorum ben. Lütfen. Biliyorsunuz yarın başlayacak ve 3 gün sürecek olan Marmara Belediyeler Birliği'nin düzenlediği uluslararası bir toplantı var. Marmara Urban Forum diye. Biz Aygüden Akademi olarak bu bahsedilen forumun danışma kurulunda yer aldık. 3 tane de session düzenledik. İlki yarın gerçekleşecek. Sürdürülebilir şehirlerle ilgili bir panelimiz olacak saat 4'te. Eğer katılım sağlarsanız orada da bu konuları değerlendireceğiz. Hem KOBİ tarafından TÜRKONFET temsilcimiz olacak, hem Büyük İş Dünyası tarafından TÜSİAD temsilcimiz olacak, Marmara Belediyeler Birliği'nden, think tanklerden, UNDP'den temsilcilerimiz olacak ve bu konuyu masaya yatıracağız. Eğer ilgilenen katılımcı ve izleyicilerimiz varsa lütfen not etsinler. Bu konuda da aslında yapılanların bir anlamda özetlendiği ve vizyonun ortaya konduğu bir çalışma olacak. Oraya da davet etmek isterim ilgilenenleri. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler Erkin Bey. Hem değerli katkılarınız hem de bu güzel davet için tekrar teşekkür ediyorum. Bugün burada değerli konuklarımızın katkılarıyla bir kez daha gördük ki sadece işletmelerimiz için değil, insanlığın geleceği ve yaşanabilir bir dünya için yeni bir anlayışa ihtiyaç var. Güçlü dayanışma çağı olarak adlandırabileceğimiz bu dönemde hiç kimseyi dışarıda veya geride bırakmadan hep birlikte mücadele ederek düşük karbon ekonomisine geçişi sağlayıp daha adil, daha barışçıl ve kapsayıcı bir dünyaya evrilebiliriz. Son olarak toplumsal cinsiyet eşitliğini yaygınlaştırmak için yola çıkan bir girişimin kurucusu olarak bugün burada katılımcıların da eşit dağılımını görünce SDG5 olarak hani hakikaten ayrıca bir mutluluk ve memnuniyet duydum, onu da söylemeden geçemeyeceğim. Turkuaz grubuna, In Business dergisine ve tüm destek verenlere bugün burada buluşmamızı sağlayan sizler değerli katılımcılarımıza, izleyicilerimize gerçekten çok teşekkür ediyorum, teknik ekibe de. Ve bugün burada beni sizlerle buluşturan gizli kahramanımız Eyüp Karagülli'ye de ayrıca teşekkür ediyorum. 99'dan beri kendisini tanıyorum, hep böyle gizli kahraman olarak arka planda kalmayı tercih ediyor ama çok teşekkür ediyorum kendisine. Tekrar sürdürülebilir bir dünya için çaba gösteren, elini taşın altına koyan, politika üreten, değer yaratan sizlere bir kez daha minnetle teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.